Merhaba. Bugün sizlere Herbalife ürünleriyle harika bir tatlı yapacağız. Shake'le. Bunu ister tatlı olarak ister ana öğün olarak tüketebilirsiniz. Waffle. Çok fazla görmüşsünüzdür zaten tarifini. Şimdi hemen malzemelerimiz. 2 tane yumurtamız var. Böyle blenderımızın içine kırıyoruz. Çok basit, pratik, hızlı bir şekilde yapılan bir tatlı. Hem protein ve lif kaynağı. Böyle 150 mililitre sütümüz var. Yarım yağlı sütümüz var. Ondan sonra bunu sadece shake'le yapılabilir. Ama ben çok farklı bir ürünümüz hem muz aromalı tat versin diye hem de yine protein oranı yüksek bir ürünümüz var. Ondan ilave edeceğim ve shakelerimizden ilave edeceğim. Normalde sadece shake'le yapmak isteyenler 6 kaşık shake istedikleri bir aroma kullanabilirler. Ben burada vanilyalı 2 ölçek, çikolatalı 2 ölçek, 2 ölçek de triblend koyacağım. Ki böyle hamurumun güzel, lezzetli bir kıvamda olmasını istiyorum. Onun için tamam. Bunlar shakelerimiz ve inanılmaz hemen muhteşem bir kokusu var arkadaşlar. Kesinlikle ayrıca bu triblendiğimiz vegan bir ürün. Hani hayvansal ürün tüketmeyenler için harika bir seçenek. Böyle muhteşem oldu kıvamı. Şimdi hemen waffle makinanız varsa bunu böyle hemen waffle makinanızda yapabilirsiniz. Bu söylediğim ölçülerle 4 porsiyon çıkıyor arkadaşlar. Hatta şey de yapabilirsiniz. Geçenlerde biz bir yaptık. Yaptığımız waffle'ları pasta tabanı olarak kullandık. Arasına da yine shake'ten böyle krema yaparak harika bir lezzet edindik. Hem sağlıklı protein kaynağı bir pasta. Çocuklarınıza da güvenle hani bunları yedirebilirsiniz. Sonuçta pişen ürünler. Nasıl un yerine kullandık gördüğünüz gibi shake'i. Herhangi bir şeker de koymadık. Sadece un, sadece yumurta, süt ve shake. Tabii ben Triblend de koydum ama dediğim gibi üzülmeyin. Triblendiniz yoksa sadece shake'inizle hangi aromalı shake'iniz varsa onunla yapabilirsiniz. Hem de hazırlanması son derece pratik. Şimdi biz birazcık waffle makinamızın ısınması için bekliyor olacağız. Onun haricinde yine ben ona şimdiden söyleyeyim. Böyle dondurulmuş vişnelerim var. Derin dondurucudan çıkardım. Böyle üstüne onunla süsleme yapacağım. Yine shake'le arasına böyle bir krema yapacağım. Harika bir ana öğün ya da ara öğün ya da tatlı. Özellikle şu an Ramazan ayındayız. İftardan sonra hafif ve sağlıklı, hani çok da kalorisi olmayan bir tatlı isteyenlere bu olabilir. Ya da sahurda yine öğün yerine tüketebilirsiniz. Hemen waffle makinamız ısındı. Şuradan arada önümüzdeki günlerde daha fazla videolarla kanalımızda olacağız arkadaşlar. Videoları beğenirseniz daha fazlasını görüyor olacaksınız. Kanalımıza da abone olun. Bu sağlıklı, muhteşem tatları kaçırmamak adına birazcık böyle koyu bir kıvam olduğu için ben bunu waffle makinamda böyle hemen bıçak yardımıyla yayıyorum. Her tarafa eşit şekilde yayıldığından emin olmak için. Ha, bu arada waffle makinanız yoksa üzülmeyin arkadaşlar. Bu çok güzel. Tavada krep gibi de pişirebilirsiniz. Ya da böyle annelerimiz kaşık dökmesi derlerdi. Şimdilerde biraz pankek deniyor. Böyle kaşık kaşık dökerek de
yapabilirsiniz. Ya da böyle hani bazılarımız çocuklar için desen şeyli şekilli böyle kalpli, ayıcıklı vesaire tavalarımız oluyor. Onların içinde de şekilli bir şekilde pişirebilirsiniz krep tavalarında. Çok lezzetli, harika bir tatlı yemek artık adına ne derseniz, ne şekilde tatlandırırsanız, süslerseniz mükemmel. Hop. Şu an muzun kokusu harika geliyor, biliyor musunuz? Böyle Trabzon muz aromalı olduğu için dehşetli, muhteşem bir tadı olacak. Waffle makinesinde hemen 3-5 dakikada pişiyor. Tavada da çok uzun sürmeyecektir. Bu arada bu ilk hani daha önce de birkaç hani kanalımıza video koyduk ama yemek tarifi olarak ilk kez video çekiyorum. Nasıl olacak hiç bilmiyorum. Bakacağız, yorumlarınızı da bekliyorum bununla ilgili. Daha birçok tariflerimiz olacak. Daha fazla videoya, tarif videosuna yer veriyor olacağız kanalımızda. Bunu çok yerde görmüşsünüzdür. Yani waffle tarifi çok yapılıyor. Zaten hemen hemen bizim Herbalife ürünlerimizin de ilk tarifleri arasında diyebiliriz var. Şöyle göstermek istiyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Harika bir görüntü. Bundan 4 porsiyon çıkıyor arkadaşlar. Tabii bana ben bunun hepsini de yesem bana 4 porsiyon değil bir porsiyon gibi anca geliyor. Yaparsanız ne demek istediğimi anlayacaksınız. Dışarıdaki hani tabii ki her şeyin bir sürü nimet var. Bunların hepsini yiyelim diye verilmiş. Yememiz için, tatmamız için. Ama gerçekten hani sevdiğiniz bir şeyi yerken kalori hesabı yapmadan yemek istiyorsanız özellikle waffle sevenler bunu mutlaka deneyin. Hem sağlıklı dediğim gibi içinde bakın şeker, un, yağ hiçbir şey yok. Üstünde kremasına da gene koymayacağım. Hatta kreması için içine yapabileceğiniz alternatif mesela şekersiz hazırlanan pestiller. Le de yani şöyle geçen yaptım kayısı pestilim vardı annemin bahçesindeki kayısılardan annemin yaptığı kesinlikle şeker koymadan yaptığı onu böyle çok sütle şey yapıp krema kıvamına getirdim üstüne döktüm o da çok güzel oldu yine bal kabağı haşlayıp bal kabağının içine gene hurmayla ya da kayısıyla rondodan geçirdiğiniz hurma ya da kayısıyla tatlandırarak haşlanmış bal kabağını böyle aralara pasta kreması gibi sürebilirsiniz. Onu da denedik. O da çok güzel oldu. Belki önümüzdeki günlerde hani onları da böyle bir pasta gibi tekrar yapabiliriz. Ben bugün dediğim gibi dondurulmuş vişneyle süsleyeceğim. Ve yine çok az bir şey sütle ve shake'imle ürünlerine böyle krema kıvamında güzel bir kremalı. Bunu yapıyorsunuz. Ondan sonra böyle evin içine o kadar güzel bir koku sarıyor ki böyle o koku gitmesin diye dua ediyorsunuz. Sürekli burnunuzda yiyorsunuz, bitiyor ama koku gitmiyor. Evet, ben şimdi bütün waffle'larımı böyle pişirdim. Daha burada da 3 tane var. Şimdi onları süsleyeceğim. Süslemek için hemen kremamı yapacağım. Efendim oğlum. Anne, ben de Evet, kremamızı yapmak için birazcık da şöyle hemen çok az bir şeyde süt kaynatalım.
sıcak olacak böyle. Üstümüz olacak. Evet. Tam kıvamlı olsun. Efendim anneciğim. Şimdi bak çok güzel bir tatlı yapacağız anneciğim. Evet. Şöyle alalım. Ve tatlımızı. Burada da vişnelerimiz var. Vişneyi çok atmayacağım içine çünkü üstünü süslemek için kullanacağım zaten. Ama siz nasıl istiyorsanız, neyle tatlandırmak istiyorsanız, şu an mesela çilek mevsimi şey de yapabilirsiniz. Benim elimde şu an süzme yoğurt yok mesela. Süzme yoğurtla şeyi karıştırabilirsiniz. İçine blenderdan geçirilmiş şeyle birlikte blenderda süzme yoğurdu, çileği ve şeki karıştırarak, vanilyalı fındıklı şeki karıştırarak o şekilde de bir krema yapabilirsiniz. Böyle üstüne herhangi bir çikolata vesaireyi gerek kalmıyor ama mesela biz şekten şey de yapıyoruz, çikolata da yapıyoruz. Yani birazcık kakaoyla çikolatalı şeki karıştırıp böyle hani yoğun çikolata sevenler için bitter tadı versin diye. O şekilde çikolatalı şeyin içine birazcık kakao da ilave ederek üstüne böyle çikolata sosu da yapabilirsiniz. Tamam, benim sütüm burada şöyle bir kaynasın. Ben içine vanilyalı şey koyacağım. Ölçeğimizi düşürdük diye ölçeğimizi. Ay, böyle biraz daha puding muhallebi kıvamında olsun diye sütümü de az bir şey sütünü de kaynattım. Toplasanız hepsi bir çay bardağı kadar sütümüz var. Şimdi onları böyle. Ne yapıyorsun anneciğim? Sanki yaramazlık yapıyorsun gibi geldi bana. Yamamızı da şöyle bundan dörde bölünecek şekilde yapacağım. Böyle hemen görüyorsunuz. Şöyle şununla. Kaşığı böyle koydum. Hemen şimdi öbürlerini de böleceğim ki. Hazırlayacağım. Evet. Ben hazırlayacağım. Buraya koyun böylece. Ekranda da şöyle. Tamam, rahat görünür herhalde. Anneciğim ama ben burada şey yapıyorum. Sen de konuşuyorsun. Ama seslerimiz karışıyor. Çıkıyor musun? Kapıyı kapat çıkıyorsan, tamam mı? Can da bana yardım etmeye gelmiş. Tamam, o zaman yardım et anneciğim. Aa, aç bunları.
Onlar vişne. Şimdi sen vişne. Diyeceksin. Bak al bakalım bunu koy buraya. Koyalım tamam. Buraya birlikte. Hoppa. Tamam. Dur bak şimdi. Diğerlerini de süsleyeceğiz ama şimdi bunu bir bitirelim. Gösterelim. Ondan sonra seninki burada, seninkini de süsleyeceğiz. Tamam mı? Tamam da bir tane daha koyalım. Hayır, onun içine bir tane daha. Dur. Aynen senin tek yapacağım ben. Bak, bana bak. Şimdi ne, bir tane daha koymaya gerek yok. Birazdan seninkini süsleyeceğiz birlikte. Tamam mı? Tamam. Ben bir kap yapacağım. Ay, ben ne süsleyeceğim? Hindistan cevizliğiyle de. Anne. Bir dakika bak. Şimdi Hindistan cevizimiz var. Bunun üstüne şimdi seninle vişne koyacağız. O seninki değil. Gel seninkini süsleyelim o zaman. Gel. Tamam. Tamam. Ne koyacaksın? Vişne mi koyacaksın? Tamam. Vişne koyalım. Geliyor musun? Geliyor. Tamam. Ama ben gel bakalım. İp yapacağım ben. Ben ip yapalım. Tamam. İp mi yapalım? Nasıl yapacağız ipi? Bilerek. Bilerek. Böyle mi? Böyle mi? Kurabiye adam yapalım ya da. Kurabiye adam yapalım. Hmm. Bak. Bir bak. Tane daha mı koyacağız? Nereye koyalım? Elin yapalım. Buraya mı? Başka? Bir tane daha yapalım. Tamam. Bir de ayağını yapalım. Tamam ayağı. Ha. Bu tarafa mı yapalım o zaman? Şu keneye. Buraya mı? Tamam. Oldu mu? Ay olmuyor. Olmuyor. Nasıl? Hani şöyle. Ha şöyle olacakmış. Tamam. O zaman bir tane de böyle mi koyacağız? Bir tane daha herhalde yapacağız. Tamam. Şu keneye. Tamam. Tamam. Oldu mu? Oldu. Ben tamam. Kurabiye adamı sevdim. Sen kurabiye adamı buradan da koyalım mı? Hadi gel. Şurada. Kar yağsın üstüne. Ama ay kurabiye adam değil. Bence kardan adam mı yapmış? Kardan adam mı yapmışız? Evet. Bu da Efecan'ın kurabiye adamı. Hatta şöyle göstereyim ben hemen. Böyle. Hatta isterseniz fındıkla, cevizle, kuru üzümle canınız nasıl istiyorsa öyle süsleyebilirsiniz. Bizim bugünkü tarifimiz bu kadar. Bir sonraki tarifte görüşürüz. Beğenip abone olmayı unutmayın. Öpücük atıyor musun? Öpücük attık. Hoşçakalın ve bay bay. Bay bay.